Merhaba, merhaba. Yanımda çok değerli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz var. Halk sağlığı uzmanı, efendim Profesör Doktor Oğuz Özyaral bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk canım, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Çok şimdi efendim burada şahane böyle rengarenk, evet, çok güzel bir takım sebzeler falan var. Ama şimdi bunları tek tek öğreneceğiz. Siz bize tarifler vereceksiniz ama önce yılbaşı gecesi için Rana ile birlikte siz çok güzel bir yılbaşı sofrası hazırlamışsınız. Yapmaya çalıştık. Yok yok, çok güzele benziyor. Hemen bir bakalım mı? Bakalım, evet. Efendim bugün değerli hocamız Profesör Doktor Oğuz Özyalı mutfağındayız. Çünkü bu mutfakta Oğuz'un kuralları geçiyor. Muhteşem bir yılbaşı sofrası hazırlayacağız size. Dilerseniz Oğuz Özyalı'nın yılbaşı menüsünde neler varmış kendisinden dinleyelim. Hiç kimsenin sofrasına bugüne kadar girmemiş sultan tepsi pilavı olsun. Efendim sultan tepsi pilavı için bütün bir tavuk haşlanmak üzere tencereye giriyor. Suyuna da bir baş sarımsak kabuklarıyla konuyor. O haşlanırken hocamız kabak tatlısını yapmaya başlıyor. Kapak atıyoruz şimdi, kapak, her zamanki gibi. İnanmıyorum hocam, şöyle göstereyim bir dakika. Şöyle açalım ve şu renge bakar mısınız? İşte kabak dediğim bu. Oğuz Hoca büyük bir ustalıkla kabağı adeta bir tencere haline getiriyor. Bunun içinde pişecek. Kabak tatlısı direkt bunun içinde olacak. Tatlının sağlık açısından en büyük avantajı ise içinde yapay şeker olmaması. İncir, gün kurusu, kayısı, kuru erik, üzüm. Pekmez. Pekmez. Şekere gerek var mı? Var mı? Yok. Vallahi bravo hocam. Bu arada size henüz çok yansımadı ama mutfakta Rana ile Oğuz hocamız arasında küçük küçük atışmalar oluyor. Ne diyelim, hayırlara vesile olsun. Tamam, hemen bunları doğruyoruz değil mi? Evet, hemen doğruyoruz. Tamam, ben size yine yardım edeyim. İşte görüyorsunuz, hemen yardım edeyim diyor. Bıçak arayana kadar ben hepsini doğradım, bitti. Ben şimdi sizin ağzınızı biraz susturayım da bana. Bilirsiniz mutfak hocamızın en hassas olduğu yerdir. Rana işin zor bugün. Bunları da şöyle mi? Allah'ım sen onlara da dur. Bir kodu öbür dükkana gitti, öbür eve gitti. Bu arada Oğuz kurallarıyla yapılan kabak tatlısına birbirinden şifalı baharatlar da konuyor. Bir kaşık zencefil, zerdeçal, kakule'den alayım biraz. Sıra tüm malzemelerin karıştırılıp kabağın içine yerleştirilmesine geliyor. Ağzımızın tadı hiç eksilmesin, sofralarımızdan bereket, güler yüz, tatlı dil, hoş sohbet değil mi hocam? Mutfakta tatlı atışmalar eşliğinde yapılan kabak tatlımız neredeyse fırına gitmeye hazır ve laf aramızda harika görünüyor. Hanımlar, sevdikleriniz için bunu muhakkak muhakkak yapmalısınız ya, çok güzel. Artık ya. Artık kapatıyoruz. Evet, rengi de çok tatlı bir... Peki kabağı fırına neyin içinde vereceksiniz? Tepsisini de bulalım onun. Tepsi nerede? Tepsi orada olur mu hiç? Aşağılardadır tepsi. Ya şekerim nerede? Hayatım ben bulayım. Ya ben dedim ama... Mutfakta tepsi nerede olur hanımlar, Allah aşkına? Oh, kabak tatlısı nihayet fırında. Sıra geldi tavuklu sultan tepsi pilavına. Hocam bu kimseye yeter. Bir tane daha doldu. Evet, geniş aileyiz biz, küçük geniş. Bir ordu geldiniz, evet gördüm. Pilav için yasmin pirinci kullanan hocamız tencereye birebir ölçüde haşladığı tavuğun suyunu ekliyor. Pirinçler yapışmasın diye de biraz zeytinyağı koyuyor. Pirinçler pişerken de pilavın garnitürünü hazırlıyor. Ne yaptık? Bezelye, soğan, havuç. Bu arada tavuk ve pirinç haşlandı. Garnitür de ocağın üstünde. Geriye ne kaldı? Yumurtalar. İşte bu kısmını çok merak ediyoruz. Bakalım yumurta bizim tavuklu sultan tepsi pilavının içinde nasıl ve ne şekilde yer alacak? 10-12 tane yumurta lazım bize. Oradan bir un hazırlamamız gerekiyor. Pul biber, yeni bahar, zerdeçal, karabiber, zencefil ve kimyonla tatlandırılır. Sonra yavaş yavaş tavaya alınır. Dök. Ben anlamadım ne yaptığınızı. Hayatım zaten anlasaydın sen yapardın. Bir tencere yumurta nasıl un haline gelecek hiç anlamadık. Ama bir bildiği vardır Oğuz hocamızın. Bu arada yumurtaları un haline getirmek Rana'nın görevi. Döve. Çok hızlı. Tamam. Hocam ama ya çok kolum yoruldu. Daha un olmadı. Bu hep aygaz yanarken mi olacak sizce? Nerede olur bu? Sizin evde unlar böyle topak topak mı duruyor? Rana tam bir saat kavurdu ve nihayet bitti. Rengini de görsün izleyenler.
kıvamını da görsün. Kavrulmuş sanki, evet, fındık kavrulmuş gibi. Yumurtanın kavrula kavrula bu hale geleceğini hayal bile edemezdik. Şimdi aynı şekilde tavuk etleri kavrulacak. Şimdi hadi bakalım bunu da kavur da göreyim. Ay bunu da mı kavuracağız? Vallahi. Ay hocam siz beni bugün var ya. Rana, bu yılbaşı sofrası senin için gerçekten unutulmaz olacak. Evet, ay, hocam. Ve kadayıf kıvamında. Harikulade. Tam tamına bir saati buldu herhalde değil mi hocam? Tavuklar da Oğuz'un kurallarına göre piştiyse artık pilavımızı fırına göndermek üzere hazırlayabiliriz. En alta haşlanmış pirincimizi koyarak başlıyoruz. Un kıvamına gelmiş yumurtamız. Şimdi tavuğumu alayım. Son noktaları sevgili hocam. Şimdi sebzeleri alıyorum. Herhalde hayatımda gördüğüm en uzun pilav yapma şekli oldu bu hocam. Yok canım, daha neler var. Üzerini de tekrar pirinçle kapatıp yumurta tozuyla süsledikten sonra fırına gönderiyoruz. Sultanların ağzına layık bir sultan tepsi pilavı. Yemekler pişerken Oğuz Hoca ve Rana bu mükellef sofraya ve yılbaşı gecesine yakışır şekilde giyinip karşımıza çıkıyorlar. Hocam. Çok lezzetli. Kıtır kıtır bir tadı var. Harikulade kabak tatlımızın da tadına bakalım isterseniz. Başka tat oldu, evet. Değil mi? Siz de yeni yıla giderken sofralarınızda hazmı güçlendiren, güzel iştah açan, detoks yapan bir sürü içecek hazırlayacağız. Birazdan stüdyoda. Aa, hocam. Aa, her şey yıkılıyor. Hocam, hem yemekler şahane ve çok değişik, farklı. Sunum şahane. Bu arada Allah rahmet eylesin, annenizin takımıyla ne şık takımlar değil mi? Çok güzel. Özlem'im sen ne diyorsun? Vallahi pes dedim hocam. Ay çok teşekkür ederim. Tat çıkaracak bir gerçekten yemekti o. Evet. Sağ helal olacağım. Olsun size. Ellerinize çok teşekkür sağlık. Ederim. Bayıldık. Efendim Nergis zamanının farkı olsun. Ay, olsun çok hocam. Çok teşekkür ederim. Siz zaten geldiğiniz anda farkınızı da getiriyorsunuz. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Hayatım o sofraya dedik ki stüdyoda yapalım. Çünkü o biraz zahmetli bir iş. Tabii. Tekrar tekrar siz onu sitemizden, tekrar olmuş. Yayınlardan aynen, görecekler. Aynen. Sosyal şimdi, medyadan tabii, sizin, tabii, bizim hesabımızdan. Hepsinden görecekler. Evet. Biz buraya bir seri içecek koyalım dedik. Yani gazlı içeceklerle bu yenmez içilmez, şişlik olur. Ertesi günde rahatsızlık hissedebiliriz. Hele yılbaşı değil mi? Tabii. Soframızı renklendirelim. Kendi gazlı içeceğimizi yapalım dedik. Arkadaşlarım hazırladı. Ben çok hızlı hareket edeceğim çok o yüzden. Bir kere ölçüyü net algılayalım diye bunu en sona bırakayım tamam bir tane. Hocam. Ayran. Ayranım hazır. Evet. Burada da şalgamım var. Gördüğünüz gibi mor bir ayran yapmak istiyorum. Dolayısıyla bunun içine gördünüz mü? Şalgamı koydum. Üzerine ne koyuyorum? Maden suyu koyuyorum. Lütfen bunu sofraya getiriniz. Efendim, Nergis'cim devam ediyorum. Yeşil ayran yapmak istiyorum. Bu arada bir istiyorum. Dakika. Gel hayat. Hanımlara şunu diyeceğim. Görseli şahane. Muhteşem. İstersen öne çıkaralım onu. Hazır. Ay, evet hocam, çıkaralım. Of of of. Şimdi ben bunları niye yapıyorum? Bir yandan da konuşmak istiyorum. Zamanı da doğru değerle. Bir kere antioksidanlara ihtiyaç var. Çünkü çok şey yiyoruz, içiyoruz ya. Bu özel günlerde metabolite olduğunda bir sürü toksin olacak. Vücutta birikmesin. Sabahleyin de ben ay işte oram şişti, buram şişti demeyeyim. Şimdi ne yaptım? Gülme kız. Bana gülüyorlar. Tadına baktım. Gerçekten çok güzel. Ben görüyorum onların bana ne yaptığını. Bana gülüyorlar. Çok güzel. Çok arkadaşlar güzel. Bakın yeşil biberi püre yaptım. Nasıl yaptık? Gene ayranımızla yaptık. Bildiğimiz normal yeşil biberi, maydanozum var ve nanem var. Şimdi bir tanem bana yardım eder tabii misin? Tabii ki ben tutayım hocam. Bir. Evet. İki kaşık yeşil bundan. Biber. Tamam. Bir hemen kaşık. Tutayım. Nane arkadaşlar, bir nane kaşık bir kaşık. Dolu dolu bir kaşık. Şahane bitti. Şeyler oluyor. Ve maydanoz. Şöyle yarım kaşık kadar. Evet hocam. Kaşık. Ve bunun üzerini gene maden suyu, doğal gene maden suyu.
Doğal maden suyu alıyoruz zaten. Arkadaşlar renklerin güzelliğine ay, bakar mısınız? Şunların güzelliğine bakın Allah'ım. Evet lütfen yapın. Yılbaşı gecesine kesinlikle. A, gerçi her gün de ben şimdi tabii özel günlerinde. Ya doğum günlerinde yapın. Yapacağım. Özel günlerinizde yapın. Yani adam diyor ki ay diyor hocam diyor yedim şiştim diyor ne yaptın? Maden suyu içtim diyor. Maden suyu da iyice şişiriyor adamı böyle diye duruyor ondan sonra. Hocam, böyle çocuk... yemekte ye bunları. Evet hocam bir de buna çocuklar da bayılacak tabii. Hepimiz. Ve biber bir güzel tat verdi inanamazsınız. Şimdi birazdan tattırırız hı-hı kızlara. Şimdi kırmızı biberim var hayatım. Normal bildiğimiz evet, bu kırmızı biberim var. Güzel. Domatesim var. Hı hı. Şimdi kırmızısını yapmak istiyorum. Hı hı. Ay çok güzel oluyorlar. Bu vallahi evet domates likopenler olduğu için hı hı arkadaşlar bir anda size mutluluk verecek. Ya. İnanılır gibi değil. Domates ve biber. Domates ve kırmızı biber ve püresiyle domates. Aa, rengi görüyor musunuz? Şahane tabii hayatım, somon rengi oldu. Kızlar siz daha da heyecanlandırın ay, bunları. Ay hepsinden yapın. Ay hepsi yapılır. Çok güzel. Yemek biteceğine yakın Avrupa'da tatlıyla, özellikle İngiltere'de uzun bir süre yaşadım. Tatlının yanında yoğurt gelirdi. Ben de diyorum ki tatlıyı ayranımızla içelim. Aynen. Anadolu'da bu çok yapılıyor. Aynen. Bu tarafa geçelim geçin, mi Nergis'ciğim? Geçin hocam, geçin. Şimdi. Şimdi bakın, bu sefer ne iddia ya? Ediyorum, üç güne de bayılacaksınız. İddia ediyorum. Şimdi ne yaptım? Evet, limonu hocam rendeledim. Bir limonun hı-hı kabuğu. Yani tatlının yanına bunu koymak için. Evet. Bu sefer de portakal kabuğu. Bu bir greyfurt da olabilirdi. Çok güzel. Çok hafif portakal suyu katıyorum. Çok hafif, fazla değil. Evet. Ve bunu da maden suyuyla. Maden suyu. Aa, bu tamamdır da böyle uçuk bir sarı oldu efendim. Hemen bunu da buraya koyuyorum. Tabii ki ne yapıyorum? Hemen bununla da bunun tadına bakıyorum. Ama olmaz yani. Hepsi mi güzel olur ya? Aa, vallahi billahi. İnanılmaz güzel yani. İnanılmaz. Şimdi Nergis'ciğim, evet, siz domates suyu yapabilirsiniz evde. Hı-hı. Onun için benim biber salçasına, taze domatese, domates salçasına, kırmızı pul bibere, hı-hı, domates suyuna ve sarımsağa ihtiyacım var. Evet. Şimdi domates suyu dedim. Aslında çorba yapıyorum yani baktığınız zaman. Evet. Bir kaşık alıyorum. Bunu hocam evet, buradan onu sonra bir evet kaşık koydum hayatım. Evet. Kırmızı biberimi olduğu gibi oo, boşalttım. Kırmızı biber püresi. Ve domates salçası. Şimdi salçalar likopeni güçlendiriyor, daha hı-hı fazlalaştırıyor. Arkadaşlar ben biraz çılgınım, acı seviyorum. Ay. Bizde hocam, bizde. Evet, şöyle dol, evet, yani bir buçuk kaşık olduğu gibi koyuyorum. Tabii ki isteğe bağlı, siz az da kullanabilirsiniz, evet, o ayrı. Sarımsaklarımı ezdim. Sarımsaklar da girdi işin içine. Evet. Önden hazırladığım domates suyumu içine katıyorum yavaş yavaş. Bir ezdirir misin tabii bir tane? Tabii ki hocam, tabii ki. Özlem de büyük bir merakla bekliyor. Kız Özlem mesleğini alacağım elinden. Evet hocam az kaldı. Özlem kız. Ay, canım benim. Özlem kız burası yıkılıyor ha. Bir tane. Evet deneyeceğim hepsini hocam. Hocam bu ne böyle? Şimdi bu ne? Ne bu şimdi esas hocam? Bu ne? Evet. Arkadaşlar çok yedik, hazımsız olabiliriz. Sabahleyin çok yorulmuş olabiliriz. Hele çok yılbaşı gecesi. Tabii. Hı. Baş ağrısıyla uyanabiliriz. Geceden bol su içmek gerekiyor. Sabah kalktığınızda bitki çaylarınız varsa evet için. Hı-hı. Ama tavsiyem lütfen bunu soğuk ya da sıcak için. Hemen i̇ster sıcak ister soğuk. Hemen koyuyoruz hocam. Hemen onu da evet, tadına hocam bakıyoruz. Hemen bakacağız. Bakma. Oh. Şu kıvamı görsünler. Bir dökelim mi Nergis'ciğim şöyle yukarıdan aşağı. Şöyle kepçeyi kaldır dökelim. Hah, kaldırayım. Döküyorum. Tersten hocam şöyle yapalım. Siz yapın hocam. Of of of. Hii. Hocam bu metabolizmayı da hızlandırmaz mı? Hızlandırmaz mı?
Korkunç midevi. Yine aldım ben. İnanılmaz midevi. Ve en önemlisi baş ağrısını alıyor. Muhteşem bir şey. Mide bulantısını kesiyor. Sabah kalktığınızda ister sıcak, ister soğuk. Ay çok güzel. İsterseniz limon koyun, isterseniz yoğurt katın içine. Tamamen zevksiz. Hocam bu hem kış çorbası. Evet, tabii. Hem ertesi gün, eğlencenin ertesi günü çorbası. Hem gripliler için, gribi olanlar. Hocam her şey için şahane. Süper bir... Yani yalnız, o yemeklerden sonra Allah bunlar. Allah aşkına şunları şöyle bir yan yana koyacağım. Ben böyle bir şey görmedim. Ya hepsinin lezzeti hayatım bizim mutfağımız. Başka türlü ya birbirinden güzel. Bakar mısınız Nergis'ciğim hocam? Bunu ıspanakla da yapabilirdiniz. Bebek ıspanakla da yapabilirdiniz. Ay şu renklere bakın Allah aşkına. Ve hepsi birbirinden lezzetli gerçekten. Çok hoş oldu evet. Çok güzel. Çocuklar için de birebir. Tabii ki çocuk. Şimdi ben diyorum ki mutfak çocuğun eğlence yeri. Siz çocuğunuzla bunu mutfakta yaptığınız zaman o çocuğun meyve yemiyordu, işte pancar yemiyordu, mızıklanıyordu falan. Buyurun bunların hepsini kendi yaptığı için tüketecek. Çünkü rengarenk. Evet hocam rengarenk ve maden suyu antioksidan dolu içerisinde. Değil mi? Tabii. Bir de maden suyu kullanın. Faydalarını da biraz şöyle bir anlatın hocam. Tabii bir kere mineral zenginiyiz. Şu anda mineral zenginiyiz. İnanılmaz mineraller var. Antioksidanlar var. A vitamini, B vitamini, C vitamini zenginiyiz. Hep o açıdan düşünün. Antioksidan çok önemli bir şeydi. Unutmayın. Ben vücudun zabıtası dedim buna. Hep de ısrarla da söylüyorum. Yani yediğiniz, içtiğiniz, metabolite ettiğiniz ürünlerin bütün toksinlerini toplayıp toplayıp karaciğerden süpürüp atacak. Çok güzel. Size bundan güzel bir temizlik olamaz. Diüretik etkisi var. İdrara rahat gitmeyi sağlayacak. Zaten yoğurt bazlı olduğu için kalsiyum zengini. Kemik gelişimine de destek olacak. Ay bu arada çorbamız fokur dedi. Ay mis gibi koktu ama. Şahane keşke kasem kokuyor. Olsaydı da koysaydım. Keşke gerçek. Aa, buyurun hocam. Aa, bizde çareler tükenmez. Allah süpersin. Aşkına ama elinize dikkat olsun. Hiçbir şey olmaz hayatım. Bizde çare tükenir mi ayo? Tamam. Buna i̇şte karabiber bu de koymak isterseniz en sonunda olur. Ama ben bol şey koydum. Birazcık bu çorbanın da faydalarını bir kez daha sayalım mı efendim? Evet, likopen zenginiyiz. Mutluluk hormonu, huzur, stresi alıyor, mide bulantısını alıyor. Ben aşağıya gerginliği... doğru kayıyorum. Harika bir ürün. Yani ha, en önemlisi baş dönmesini alıyor. Bakın 3-4 tane büyük özellik söyledi. Evet. Muhteşem. Ve tabii şimdi biz gerçekten şahane bir yılbaşı sofrası kurmuşsunuz. Çok da güzel yapılacak farklı tarifler var. Üstüne bir de yoğun çünkü o gece. Tabii. Bir de üstüne şimdi o gece böyle yiyeceğiz, içeceğiz falan. Ertesi gün bir baş ağrısı. Kesin oluyor yorgunluk. Hocam bunu içeceğiz. Başka ne yapalım? Biraz da öyle de tiyo verin bize. Birkaç tane şeyimiz de şu. Bitki çaylarını karıştırıp içebilirsiniz. Evinizde hazır bitki çayları olabilir. Yani özellikle ada çayı, melissa gibi çaylar size destek verir. Soğuk bir kahve destek verebilir ilk uyandığınızda. Hayır ben bunlardan mesela hep duyuyorum. Sosyal medyada çok soruyor hanımlar. Şunu yapabilirsiniz. Geceden lütfen sürahiye meyveleri dilimleyin. Salatalığı bol miktarda dilimleyin. Ve limon koyun. Dursun, buzdolabında dursun. Onu tüketin. Salatalık çok önemli. Salatalık erken saatte tüketilir. Çünkü hazmı da kolay. Salatalık suyu da çok önemli. Mesela bunlar hepsi... Turşusu da faydalı. Tabii canım, salatalığın her şeysi faydalı. Tabii. Ama hani bir yılbaşı, bir yoğun eğlence sabahında su tüketmek gerekiyor. Söylediğiniz şey çok güzel. Gerçekten bu güzel bir tüyo oldu bize. Biz şimdi bir gece önceden güzelce sürahiye suyumuzu koyuyoruz. İçine bir güzel sebzeler, meyve, özellikle salatalığımızı koyuyoruz. Değil mi çok hocam? Çok hoş oluyor salatalık çok suyu, çok hoş oluyor. Çok güzel. Hocam siz yine bize şahane bilgiler verdiniz. Şahane tarifler verdiniz. Ayrıca sofra yıkılıyordu hocam. Ellerinize sağlık. Muhakkak deneyeceğiz. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür yeni ederim. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum hocam. Hoşçakalın. Sağ olun. Nice yıllara.